Ben ee, stoperlerin hediyesi diyorum e, maçın başlığını olarak. Yani Beşiktaş e, hakikaten çok e, zorlanıyor bu oyuncularla oynamak. Hele rakibiniz böyle oynuyorsa ve size karşı çok kontra atak yapabil yapabilme kabiliyeti varsa ki bu akşam çok fazla yapamadı ama e, hiç yapmasına da müsaade etmemek gibi büyük takımların bir farklı özelliği var. Yani siz şimdi birebir kaldığınızda bu pozisyonları verdiğiniz anda Kalenizde bir gol görüyorsanız o zaman bütün takım dengeniz darmadağın oluyor. Yani Beşiktaş ilk yarıda işte Wellington'un çıkmasından sonra Montero oyuna girdi. Montero kontra pozisyonda rakibini yanlış aldı Diko'yu. Dönmesine müsaade etti. Taş pozisyondan gelen Taş, Taştı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Diko'ya atılan Taştan gelen pozisyonda. Yani dönmesine müsaade etti. Yanlış tarafta kaldı. İçe döndü vurdu. Aynen. E, Maxim Kaleci vurdu. Denizlik. Kaleci'den döndü. Ondan sonra da Beşiktaş golü yedi. Şimdi bir hata diyorsunuz. Bir maç alıyor. Başka bir yere götürüyor. Tabii ikinci yarıda yine Muhammed'in pozisyonu diyelim kırmızı kart pozisyonu itibariyle yine yanlış bir şey pozisyon aldı. Rakibinin e, topa e, yani koşu hamlesine e, müsaade etti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. E, Ersin'le olan pozisyonda Ersin kırmızı kart gördü. Ondan sonra daha sonra atılan bir gol var ama yani orada vidanın da bakıyorsunuz e, yaptığı çok ciddi bir hata. Yani e, rakibinin topu almasına müsaade ediyor. Ondan sonra vurmasına müsaade ediyor. ya Ceza sahası içerisindesin. Ve yandan gelen bir top yani rakibin önce topla buluşmamış ilk müdahalesini e, yapmasına müsaade ediyorsun. Üçüncü gol keza yine aynı şekilde. Yine yani yandan yapılan bir ortaya yine senden önce koşuyor stoperden önce vuruyor ve gol yiyorsun. Yani ben Beşiktaş'ın bu stoperlerle hakikaten bu savunma dizilişiyle özellikle bu kadar kontra oynayan takımlara etkili kontra oynayabilen takımlara karşı çok sıkıntılı zamanlar yaşayacağını düşünüyorum. Tabii başka bir problem daha var. Ya Beşiktaş oyunu topa sahip olarak oynuyor. Oyuna hükmediyor. Evet savunma dizilişini etkili yapmaya çalışıyor. Yani sağ dizilişine baktığın zaman kağıt üstünde ve oyun görüşü içerisinde evet ama işin mesela bu tür sıkışan oyunlarda oyun becerisine ihtiyaç var. Ya yani kanatlardan oyunu açmaya çalışıyorsunuz kanat oyununu yapamıyorsunuz. Yani iki kanadınızda hücuma çıkmadı dersek doğru. Yani bir tane Rosian'ın ortası var. O da lerin gol yaptı zaten. En fazla o denedi aslında. O Sağ denedi. taraftan denedi Beşiktaş. İki, i̇kinci e, ikinci olarak merkez e, hücumu yapmanız lazım. Çok sıkışık. Oraya yapmaya çalıştınız. Ya orada ilk yarıda hiç yok Dorukhan'la Oğuzhan. İkinci yarıda Mensah ve Josef değişiklikleri var. Kırmızı karttan sonra zaten orası da eksiklikten ya bir 5-6 dakikalık bölüm var. O da etkinliğini yitirdi. Şimdi Abu Bakar'ı ben maçın içerisinde hiç görmedim bugün. Yani göremedik şundan dolayı. Abu Bakar'ın etkisizliğinden değil. Topu o bölgeye indirecek bir Beşiktaş oyunu yok. Yani dip pas atamıyorsunuz. Oraya orta alandan oyuncu sokamıyorsunuz. Kanada inip orta kesemiyorsunuz. Kanada indiremediğiniz, orta yapamadığınız yerde ikinci topları alma şansınız yok. Yani Beşiktaş oyunun tamamında şöyle söyleyeyim bir tek oyun şablonu olan bir tek oyun ezberi olan bu maç itibariyle Gaziantep'e bu oyun e, şablonuyla teslim oldu. Yani rakibin ne yapacağı belli. Oyun içerisinde tek bir oyun planı var. Ve oyun planına e, müsaade ettiniz. Oyun planı oyun planıyla bir gol yediniz. Arkadan bir kırmızı kart gördünüz. Ondan sonra da iki tane daha gol yediniz. Ve bu oyun planına teslim oldunuz. Yani kendi adına oyunu oynama adına bir şeyler yapmaya çalışabilmek ayrı bir şey. Ama yani sahadaki oyuncu kalitesinin yani e, sorunlu oluşu. Ya Beşiktaş'ın işine çıkası yani oyunda geriye döndürmekte zorlanıyor. Yani gol yedikten sonra tekrar skoru yakalamakta zorluyor. Özellikle çok iki maçtır bir şey daha görüyoruz. Çok kapanan takımlara karşı da Beşiktaş ciddi problem yaşıyor yani. Evet.